transferlere geçmek istiyorum. Foto maçın manşetine geçecek olursak Aslan'ın Pogba aşkı manşetini görüyoruz. Yani Pogba tam bir fırsat transferi aslında şu an baktığımızda. Ee, yine dış basının bir haberi dış basın kaynaklı Galatasaray Juventus'un 30 yaşındaki dünya ünlü orta sahası için girişimlere devam ediyor. Çizme ekibi de bu transferi artık sıcak bakmaya başladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur birkaç gün önce bir fırsat transferi yapabiliriz. Bunun için zamanımız var demişti. Konuyla ilgili İtalya basını ise bomba bir iddia ortaya attı. stopant, stopant gol. sarı kırmızıların Juventus forması giyen Paul Pogba'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürdüğünü öne sürdü. Orta sahada yaşadığı boşluğu Endombele'yi alarak dolduran Galatasaray yönetiminin Pogba'yı kadrosuna katmak için de yoğun ısrarına devam ettiği belirtildi haberini görüyoruz. Juventus'un zaten Pogba'dan bir şekilde kurtulmak istediğini hepimiz biliyoruz. Yani burada Pogba alınacak bir risk midir? Bir soru işareti. Bunu kabul ediyorum. Yani Pogba'yı almak bir risk büyük bir risk de barındırıyor. Burada maliyeti de çok önemli tabii ki Pogba'nın ama yani son birkaç yıldır çok forma giymediğini de düşün görebiliyoruz. Yani burada sakatlık problemi de var. Oyuncunun çok ciddi bir şekilde bir sakatlık problemi var. Yani çok büyük bir soru işareti alınması takdirinde bir tane de yabancı ile yollarınızı ayırmanız gerekecek. Ya bence en büyük problem bu. Eğer Galatasaray'ın şu an bir yabancı problemi olmamış olsa sayısal olarak hani Pogba'ya daha sıcak bakabilirim. Bir alternatif olarak, bir yıldız isim olarak hani bir fırsat transferi olarak düşünülebilir. Bir yazı tura atmış olursunuz ve eğer kazanırsanız da Pogba gibi bir oyuncunuz olmuş olur. Kaybedersiniz de o riski almış olursunuz ama söylediğim gibi yani artı bir yabancı olacağı için burada bence büyük bir problem oluşacaktır. Yani Pogba konusu da aslında bu şekilde olabilitesi bence yüksek bir transfer. Çünkü artık Pogba'nın gidebileceği çok fazla yer kalmadı. Ama gelmesi takdirinde Galatasaray'a fayda mı sağlar yoksa faydadan çok zararı mı dokunur? Bence burası iyi irdelenmeli diye düşünüyorum. Hem yönetim tarafından, Galatasaray yönetimi tarafından hem de teknik ekip tarafından. Yani oyun açısından da bunu bence e, birazcık sanki irdelenmeli. Murat Bey, Murat Üner, Pogba müzmin sakat olmasa alınırdı bir şekilde demiş. Evet ya katılıyorum. Zaten müzmin sakat olmasa muhtemelen farklı bir yere transfer de yapabilirdi ama artık o sakatlığı gerçekten oyuncuyu ya belki de futbolu bıraktırma noktasına bile getirebilir diye düşünüyorum. Mertens'e hücum manşeti var. Bu da yeni ilginç detaylardan bir tanesi. Belçikalı yıldızı Katar Ligi'nden iki kulüp renklerine katmak istiyor. Sarı kırmızılılar 36 yaşındaki yıldızını satarsa yabancı kontenjanında yer açılacak ve yeni bir yıldız için kollar sıvanacak. Mertens için kritik saatlere girildi detayını görüyoruz. İşte burada yani Artı bir transfer diyoruz ya yani e, belki işte Mertens'le yollar ayrılırsa oraya ön tarafa belki bir yıldız transferi yapılabilir ama burada da şöyle bir çok büyük bir soru işareti var. Yani Mertens'in gitmesi demek Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettiğiniz Mertens'in aslında gitmesi anlamına geliyor ve oraya artı bir oyuncu da ekleyemeyeceksiniz Ocak ayına kadar yani Ocak'a kadar Şampiyonlar Ligi kadro kayıtlarına yeni bir oyuncu ekleme şansınız yok. Hani Mertens'i göndermeniz takdirinde de belki ön tarafta o problemi yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ve yani Katar takımlarının özellikle Mertens'e de ilgisi artıyor. Yani burada Mertens'in Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere de çok ilgilenmediğini biliyoruz. Ben Katar'dan gelen tekliflere de yine çok sıcak bakmayacağı düşüncesindeyim. Ama takımların istekli olduğu da söyleniyor. Pogba ile alakalı yorumlar gelmeye devam ediyor. Soundbug isimli izleyicimiz Pogba macera olur gerek yok bence demiş. Ben de katılıyorum. Ee, yani söylediğim gibi yabancı sayısında şu anda problem olmasa belki Pogba denenebilir ama e, bu sıkıntıda bu yabancı sayısında artı bir Pogba'ya bence de pek gerek yok gibi gözüküyor. Mehmet Veli Bey de hala ne yabancı transferi yollayacak oyuncu mu var diye e, böyle bir yorum yazmış. Buna da katılıyorum. Yani şu an artık Galatasaray'dan kim giderse gitsin Dubai dışında Şampiyonlar Ligi kadrosundan gitmiş olacak. Mertens için de bu geçerli. Sergio Oliveira için de bu geçerli. Sergio'nun da biliyorsunuz ki zaman zaman hep konuşuluyor ayrılık durumu. Yani onun için de bu geçerli ve e, burada hani ciddi de bir boşluk oluşabilir Şampiyonlar Ligi listeleri açısından. Murat Bey Avrupa'da 16-17 yaşındaki çocukları oynatıyorlar. Bizim de artık gençlerimize güvenmemiz gerekiyor. Ali Turap, Caner Efe, Baran'a şans vermemiz gerekiyor demiş yani katılıyorum buna keşke şans bulsalar ama hani acaba onların tarafından mı bir eksiklik var yoksa teknik ekip mi çok tercih etmiyor burası da bence birazcık tartışmaya açık diye düşünüyorum farklı manşetlere de şöyle bakalım evet Me Mehman Bey transferlere doymadık Pogba fena değil Emir de gelseydi iyi olurdu demiş yani Pogba evet hani birazcık ııı yani büyük bir soru işareti Pogba ve o riske ben Galatasaray yönetiminin şu anda gireceğini düşünmüyorum. Alihan Bey demiş ki Murat kardeşim zaten elimizde sakat Zaha mangal yapan biri var ne gerek var Pogba'ya demiş. Ee, şöyle tam da Zaha haberini ekrana getirmiştim onu da hemen şöyle okuyalım. Saşa Boy'un 2021-2022 sezonunda tam hazır olmadan oynayıp uzun süre sahalardan uzak kaldığını unutmayan Aslan benzer bir sakatlı olan Zaha'yı riske atmak istemiyor demiş Mehmet Özcan'ın haberinde. Zaha'ya koruma detayında görüyoruz. Galatasaray teknik heyeti fil dişli yeni yıldızını pamuklara sarıyor. Yani açıkçası bunun çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Zaha çok değerli bir oyuncu. Şu an çok fazla forma giyemediği için bence onun değeri tam olarak anlaşılamadı ama yani Zaha'nın tam anlamıyla hazır olup oynaması demek bence ligde size çok net bir artı bir yazacaktır. Zaha gerçekten Premier League seviyesinin o üst seviyedeki oyunculardan bir tanesiydi. Hani Crystal Palace'da oynadığına kimse bakmasın ciddi anlamda o 6 büyük takımda da oynayabilecek seviyesi vardı belki burada Manchester City biraz ayrı tutarız oyun tarzı olarak ama diğer takımların tamamında Zaha direkt olarak oynayacak bir oyuncuydu şu anda çok süre bulamadığı için biraz hani gözden kaçtı mı diyeyim artık göz ardı ediliyor mu diyeyim ama ben Zaha'nın ciddi anlamda fiziksel olarak hazır hale geldiğinde kesinlikle fark yaratacak oyuncu olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle ama kesinlikle tam hazır olmadan da oynamamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mir Mehmet isimli izleyicimiz futbol Pogba'yı bırakmış demiş. Bu yoruma da katılabilirim. Ee, Hasan İnanç, Mertense ve Oliver'e 8 milyon gelirse gitsin ikisi de demiş Hasan Bey ama işte buradaki problem aslında şu. Şimdi bu iki oyuncuyu siz bu saatten sonra gönderdiğinizde Şampiyonlar Ligi kadrosundan iki oyuncunuzu göndermiş olacaksınız ve Ocak ayına kadar da oraya yeni bir oyuncu ekleme şansınız da olmayacak. Hani burada bir problem belki olabilir ama onun dışında e bu iki oyuncu ya da yani iyi teklifler gelmesi takdirinde Galatasaray tabii kolaylık sağlayabilirdi. Ama şu an için artık bu saatten sonra Ocak ayına kadar ben yani böyle üst seviye ayrılık çok fazla beklemiyorum. Zaha çok özel profil demiş Sound bak isimli izleyicimiz. Evet yani Zaha'nın özel e, profil olduğu gerçekten ortada ve Premier Lig'de yaptıkları da ortada o büyük takımlara karşı özellikle ciddi anlamda fark yaratan bir isimdi. Mustafa Yıldırım Zaha eşittir Pogba demiş. Kesinlikle katılmıyorum. Zaha'nın Pogba'nın sakatlığı ile alakalı yani ikisinin sakatlıklarını burada eşdeğer pek tutamayız. Zaha gerçekten e, çok üst düzey bir oyuncu olacaktır. Yani sakatlık açısından Pogba'yla burada hani benzetilmesini ben çok doğru bulmuyorum. Müzik <laughs>